بسم الله الرحمن الرحيم باب القراءة خلف الإمام Bu bab imamın peşinde namaz kılan bir adam Kur'an kıraat edecek mi etmeyecek mi bunun beyanındadır. Bu mesele hakkında fukaha-i kiram üç kısma ayrılmışlardır. Birinciler Kur'an-ı Kerim imamın peşinde kılan bir adam Kur'an okumaz. Ne Fatiha ne başka bir Kur'an okumazlar. İmam aşikarı okusun, gizli okusun. İşte böyle diyenlerden Hanefiye, İmam-ı Sevri, bir rivayette İmam-ı Evza'i, Süfyan İbni Uyeyne, İbni Sirin, İbni Ebi Leyla, Malikiye'den İbni Veheb ve Eşhep böyle buyurmuşturlar. İkinci kavl, İmam gizli okursa okur. Aşikarı okursa okumaz. Bunu da bu mezhebe sahip olanlar da Malikiye, İmam Ahmed ibn Hanbel, İshak ibn Rahavi, İmam Zühri buna kail olmuşturlar. Üçüncüsü her ne imam ister aşikarı okusun, ister gizli okusun, her ne suretle okursa okursun mutlaka okuyacaktır. Fatiha-i Şerifi mutlaka namazda okuyacaktır. Buna sahip olanlar da İmam-ı Şafii ve Cemaati, İmam-ı Mekhul, Eyyub-ı Sıhtiyani, Davud-ü Zahiri, bir rivayette İmam-ı Evzai buna sahip olmuşturlar. İmam-ı Tahavi burada bunları delilleriyle beraber beyan buyuracak. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'ın kâle semiyetü Yezid ibn-i Harun قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فمن صلى الله عليه وسلم بسكر ذردي صلاة الفجر صباح نمطني وحزرة عبادة diyor ki فتعايت yorgunluk geldi yoruldu yani meşakkat oldu aleyhi peygamber efendimiz üzerine el kıraatü namaz sabah namazını kıldırdı da kendisine kıraat biraz zor geldi meşakkat oldu felemma sellem vaktaki namazın selamını verdi kâle buyurdu ki tekreûne halfî benim peşimde siz okuyor musunuz kulna ne'am biz dedik evet ya Resulallah okuyoruz kâle Resulü Ekrem Efendimiz buyurdular ki felâ tef'alû siz bunu yapmayınız. Yani okuma işini yapmayınız, okumayınız. İlla bi fatihatil kitab, illa fatiha-i şerifeyi okuyunuz. Fe innehu la salatu zira namaz olmadı. Limen nem yakra biha fatiha-i okumayanın namazı olmadı. Namaz olmaz illa fatiha-i şerifeyi okumakla olur. Şimdi bu hadisi şerif Fatiha-i Şerife'nin okumasının lüzumunu beyan ediyor ki İmam-ı Şafii'nin ve Fatiha-i Şerife'yi muhakkak namazı okuyacak ister gizli ister aşikare okusun müktedi olan bir kimse okuyacaktır diyenlerin delillerinden. Birincisi bu, ikincisi ve haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'ın kâle semiyetu Yezide kâle akberena Muhammed ibn-i İshak kâle haddesena Yahya ibn-i Abbad ibn-i Abdillah ibn-i Zübeyr عن أبيه عباد عن عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة رضي الله عنها ذن رواية ediyor قالت حضرت عائشة buyurdular ki سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ben peygamber efendimizi işittim derdi buyururdu ne buyururdu كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج كل صلاة her namaz ki لم يقرأ فيها onda okunmadı ümmül Kur'an olan Fatiha-i Şerife o namazda okunmadı. Fehye o namaz hidacun, hidaçtır. Nakistir. Tamam değildir. Haddesena ibn-i Merzuk kâle, haddesena Habbân ibn-i Hilal kâle, haddesena Yezid ibn-i Züreyn kâle, ahberena Muhammed ibn-i İshak fezekere bi isnâdihi mislehu aynı hadisi şerifi Muhammed ibn-i İshak'dan
başka bir senetle İbn-i Merzuk rivayet ediyor. Haddesena Yunus kâle ehberen ebn-i vehbin enne maliken haddesehu anil alâ ibn Abdurrahman ennehu semya ebes sa'id alâ ibn Abdurrahman Ebu Saib'i işitti. Ebu Saib kim? Mevla Hişam ibn-i Zöhre. Hişam ibn-i Zöhre'nin kölesi. Yekulu Ebu Saib dediler ki Semiyatü Eba Hureyre radıyallahu anh ben Ebu Hureyre Hazretlerini işittim. Yekulu derdi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre dedi ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. Men salla salaten bir adam bir namaz kılarsa ki lem yekre okumadı fihi anda bi ümmil Kur'an Fatiha-i Şerif'i okumadı fe yehidacun o nakistir gayru temamin temamin tamam değildir. Yani namaz kılan bir adam Fatiha-i Şerif'i okuyacak ki namazı tamam olur. Fekultu ya Ebu Hureyre Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Saib diyor ki ben dedim ki ya Ebu Hureyre inni ekun ahyanen veral imam ben bazı kere imamın peşinde oluyorum. Yani namaz kılarken imama iktida etmiş oluyorum. Yani o vakitte de okuyayım mı? Kâle Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki ikraha Fatiha-i Şerif'i oku ya Farisi, ey Farisi fi nefsike kendi nefsinde oku. Ebu Saib'in asli Faris'ten olduğundan ona ya Farisi diye hitap eyledi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Fakat esas maksat Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ediyor ki Fatiha-i Şerif'i okuması lazım. İmamın peşinde olsa bile kendi nefsinde okuması yine lazım. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Vehbun ve Sa'id ibn-i Amir kâle haddesene Şöbetu anil Alâ ibn-i Abdurrahman an ebihi an Abi Hureyre radıyallahu anhu anil Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem misli. Hazreti Ebu Hureyre'den Alâ rivayet ediyor. Alâ da babası Abdurrahman'dan. Ki eyni hadisi şerifi Hazreti Ebu Hureyre buyurmuş oluyor. Haddesene ibn-i Ebu Davud حدثنا ابن داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حضرة أبو هريرة أين حديث الشريف إمام التحاوي باش كبير سنة رواية دلوقتي. قال أبو جعفر إمام التحاوي بيجرات فذهب زاهب الضي إلى هذه الأثار bu eserlere sahip oldu. Kavmin bir cemaat. Bir cemaat buna sahip oldular. Ne dediler? Dediler ki namazda elbette okunacaktır. Fatiha-i Şerife'yi okumak lazımdır. Ki bunlardan olanlar kim? İmam-ı Şafii, İmam-ı İshak, Ebu Sevr, Davud-u Zahiri, Mekhud, Evza'i bir rivayette, Abdullah İbni Avn, Eyyub-u Sahtiyani bu mezhebe sahip olanlardandır. Ve ayrıca bunlar vacip kıldılar. Biha bu eserlerle el-kiraeti kiraeti vacip kıldılar. Halfel imam imamın peşinde. Fî sair-i salavat diğer namazlarda. Bi-fatihatil kitab neyi kiraat? Bi-fatihatil kitab Fatiha-i Şerife'yi okumayı bu eserler sebebiyle vacip kıldılar. Madem bu eserlerde قال أبو جعفر فذهب إلى هذه الآثار قوم فأوجبوا بها القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب إمام التحاوي buyuruyor ki işte إمام الشافعي ve cemaati bir kavim buna sahip oldular ki bütün namazlarda Fatiha-i Şerife'yi okumak vaciptir. وخالفهم في ذلك آخرون diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Muhalefet edenler İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam-ı Sevri, İmam-ı Evza'yı bir rivayette, Malikiye'den Eşheb İbni Vehb, Süfyan İbni Uyeyne, İbni Sirin, İbni Ebi Leyla, Hasan İbni Ebi Salih, İbni Abdülhakem, İbni Abdülhabib, bunlar yukarıki cemaati muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki, La nera biz görmeyiz. En yukra okunmayı. Halfel imam, imamın peşinde okumayı,
fi şeyin min salavat, namazların hiçbirisinde bir Fatiha-tül Kitab. وَلَا بِغَيْرَا نَ فَاتَهِ شَرِفِ, ne başka Kur'an'dan bir şeyi okumayı biz görmeyiz. İmamın peşinde. Kendi başına kalırsa okur. İmam olursa okur ama imamı iktida eder okumaz dediler. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ, bunların lehine olan hüccettendir. Aleyhim, Şafiiye ve taraftarlarının aleyhine. فِي ذَلِكْ, bu mesele hakkında bunların lehine olan hüccettendir ki enne hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu ve Ayşe radıyallahu anha, Hazreti Ebu Hureyre ve Hazreti Ayşe'nin hadisleri ki ellezeyni şul bil ki hadis ki revavhuma, onları rivayet eylediler. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet ettikleri ki hadis ki kullu salatin lem yukra fiha zümmül Kur'an'ı feyye hidat. İşte bu hadisi şerifi. لَيْسَ فِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ, bunda delil olmadı. Neye? عَلَى أَنَّهُ اَرَادَ بِذَٰلِكَ, şuna delil olmadı ki Peygamber Efendimiz murad eyledi. Bununla اَسَّلَاتَ الَّتِي تَكُونُ وَرَى الْاِمَامِ, imamın peşinde kılınan namazı murad eylemedi. Evet, burada Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki كُلُّ صَلَاتٍ, her namaz ki لَمْ يُقْرَ فِيهَا, onda okunmadı بِذُمِّ الْقُرْآنِ, Fatiha-i Şerif okunmadı, فَيَخِدَا için okusundur. Burada imamın peşinde kılınan namaz diye bir delil yok. Mutlak. Mutlak olunca kendi başına kılan yahut da imam olan adam okuyacak. Ama müktedi de okuyacaktır diye buna delil yok. قَدْ يَجُودُ جَائِزْ olur ki اَنْ يَكُونَ عَنَا بِذَٰلِكَ, Resul-i Ekrem Efendimiz bu hadiste kastetmiş olan اَسَّلَاتَ الَّتِي لَا اِمَامَ فِيهَا لِلْمُسَبِّ, şöyle bir namazı kastetmiş olarak ki müsallinin onda imamı yok. Yani kendi başına kılıyor. Ve ahirece caiz ki Resul-i Ekrem Efendimiz ihraç etmiş ola min zalik, bu hükümden el memume muktediyi. Ne ile ihraç etmiş ola? Bi kevlihi, kevli şerifiyle men kâne lehu imamın fe kiraetul imami kiraetun lehu. Kevli şerifiyle bu hükümden onu ihraç etmiş ola. Bu hadis aşağıda izahatı geliyor. Orada Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki men bir kimse ki kâne lehu imamın, onun için imam vardır, imam onun namazını kıldırıyor. Fe kıraatul imami, imamın kıraati, kıraatun kıraattir lehu adama. İşte bu evvelki hadisin hükmünden çıkmış olur. Fe cealel me'mûme, Resul-i Ekrem Efendimiz kıldı fi hükmü men, bir kimsenin hükmündeki yakra okur fi kıraati imami, imamın kıraatil okur. Yani me'mûm da okuyor da fakat onun kıraati neyle hasil? İmamının kıraatiyle hasil. Bu hükümde hakikaten okumuyor. Fakat hükmen öyle okumuş oluyor. فَكَانَ الْمَامُومُ, öyleyse müktedi olur. Bizalik bu hadiste مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَكِرَاتُ الْاِمَامِ كِرَاتُ لَهُ hadisi olur. خَارِجًا مِنْ قَوْلِهِ, Resul-i Ekrem'imizin kavli şerifinden haric olur. Hangi kavli şerifinden? كُلُّ مَنْ صَلَّى صَلَاتًا فَلَمْ يَقْرَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَصَلَاتُ وَقِتَابِ, bu hadisten haric olur. وَقَدْ رَيْنَا بَدْدَرْدَى, bize bu derdayı da gördük. قَدْ سَمَعَ اَشِدْتِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Resul-i Ekrem Efendimiz'den işitti. فِي ذَٰلِكَ, bu kıraat meselesinde mislahaza, bizim dediğimiz gibi bir şey işitti. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ, bu kıraat olmadı. عِنْدَهُ اَبُدْ دَرْدَى عِنْدِنْدَ اَلَى الْمَامُ, müktediye olmadı. Müktediye kıraat yok. وَاِمَامِ تَحَابِ اَبُدْ دَرْدَى'dan işitildi diyor ya, Ebu Derda'nın hadisini getiriyor. Haddesena Nahru bin Nasr, kâle haddesena Abdullah ibn Vehb, kâle haddesena Muaviyet ibn Salih, ha ve haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Muhammed ibn Musenna, kâle haddesena Abdurrahman ibn Mehdi, kâle haddesena Muaviyet ibn Salih, an Ebi Zahiriye, an Kethir ibn Murra, an Ebu Derda. Kethir ibn Murra, Ebu Derda'dan rivayet ediyor ki, enne racülen bir adam kâle, dedi ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, fi kulli salati Kur'an'ın, Kur'an'ın her namazda Kur'an var mıdır? Hemze-i istifamiye mehsuf. Yani fi kulli salati Kur'an'ın her namazda Kur'an var mıdır? Kale, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, na'am vardır. Fekale raculun minel ansar, ensardan bir adam dedi ki, vecebet, öyleyse kıraat ve herkese vacip oldu. Kale ravi diyor ki, ve kale Ebu Derda, fakat Ebu Derda dedi ki, ara, ben görürüm ki ennel imama imam, iza emmel kavme, bir kavme imamet imam olursa fakat kefahum, kıraatte onlara kifayet etti.
onların okumasına lüzum yoktur. İmamın okuması onların okumasıdır dedi. فَهَذَا اَبُدْ دَرْدَى işte اَبُدْ دَرْدَى رَضَيَ اللّٰهُ وَنْ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den işitti. نَيْ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ قُرْآنٌ Namazın hepsinde Kur'an var mıdır? Bunu işitti. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ Ensardan da birisi dedi ki vecibet kıraat vacib oldu. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ Bunu da inkar eylemedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz inkar eylemedi. مِنْ قَوْلِ الْاَنْصَارِ Bu Ensari'nin kavlünden vecibet dediğinden inkar eylemedi. Yani evet kıraat var. Bunu tasdik buyurmuş oldu. ثُمَّ قَالَ اَبُدْ دَرْدَى فَقَدْ اَبُدْ دَرْدَى Bundan sonra o bu dedi Ebu bundan sonra min reyi kendi reyinden. Kendi reyinden ne dedi? Maşul bir şeyi çıkardı dedi. Yani ben görüyorum ki imam namazı kıldırırsa imamın kıraati onlara kafidir dedi. Ebu Derda böyle fetva verdi. Ve kâne zâlik kıraat oldu indehu Ebu Derda indinde alâ men yusalli vehdehu namaz kıran üzerine vacip oldu. Ve alel imam bir de imam üzerine vacip oldu. La alel me'mumin muktediler üzerine değil. İmam Ebu Derda'ya göre böyle olmuş oldu. Öyleyse fakat halefe zalik. Ebu Derda'nın bu fetvası muhalif oldu. Râye Ebi Hureyre radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'nin râyine. Ki enne zalik. Ebu Hureyre ne dedi? Bu kıraat alel me'mum me'al imam. Muktedi üzerine vaciptir. İmamla beraber ikisine de vaciptir. Ebu Derda da dedi ki hayır. İmama vaciptir, memuma değil. وَاَنْتَفَى بِذَٰلِكَ Bununla müntefi oldu. Yok oldu ki en يَكُونَ فِي ذَٰلِكَ Bu meselede ola. حُجَّةُ الْحُجَّةِ لَا حَدِ الْفَرِيقِينَ İki firkenin birisi için ala sahibi ötekine. İki firkenin birisinin lehene ötekinin aleyhine bir hüccet olması burada müntefi oldu. Hüccet yok. وَاَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ Hazreti Übadet ibn-i Samit'in hadisine gelince fakat beyyene el-emr. Emri beyan buyurdu ve ahbara haber verdi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den haber verdi ki ennehu Peygamber Efendimiz emerel me'mumine müktedilere emreyledi bir kıraati namazı okumayı halfehu imamın peşinde bi fatihatil kitab Fatiha-i kitabı okumayı Fatiha-i şerifi okumayı emreyledi. Buna gelince buna ne diyeceğiz? Şimdi Ebu Derda ile Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadislerinde iki tarafın birisine delil yok. Fakat Hazreti Übade'nin hadisinde delil var ki Peygamber Efendimiz kendisini müktedi olanların, ikta edenlerin Fatiha-i Şerif'i okumasını emreyledi. Ve bunda Şafiilerin lehine hüccet var. فَاَرَدُنَا اَنَّنْ زُرَى Biz bakmak murad eyledik ki دَادَّ ذَٰلِكَ Hazreti Übade'nin hadisine zıt oldu mu? Gayruhu gayrisi emle olmadı mı? Yani bu rivayet Hazreti Übade'den geliyor. Buna zıt olarak, aykırı olarak başka bir rivayet var mı yok mu? Buna bakmak istedik ve izâ Yunus'u. Baktık ki Yunus kad haddesine bize rivayet ediyor. Kâle ahberen ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu en ibn-i Şehabin en ibn-i Ükeymetel Leysi en Ebi Hüreyre radıyallahu anh İbn-i Ükeymetül Leysi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz insarefe min salatin bir namazda münsarif oldu. Öyle namaz ki cehre fiyha onda cehreyledi. Bir kıraati cehreyledi. Aşkarı okudu. Fekale buyurdu ki hel gara minkum me'i ahadun anifa. Hel gara okudu mi minkum sizden me'i benimle beraber ahadun bir kimse anifa. Şimdi sizden biriniz benimle beraber Kur'an okudu mi? Fekale racülün bir adam dedi ki ne? Ya Resulullah. Evet. Ben okudum. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki inni ekuri ben de diyorum ki mali bana ne oldu ki münazeu münazeu olunuyorum el Kur'an'a Kur'an'a. Ben de anladım ki birisi geriden okuyor. Acaba bu Kur'an okuyan bana münazeu ediyor. Kimdir bu? Evet, demek ki adam o kadar okumuş, aşikar okumuş ki Resulullah Efendimiz bunu duymuş. Resulullah Efendimiz de okuyor, o da okuyor. Resulullah Efendimiz de münakaşa eder gibi olmuş. Peygamber Efendimiz bunu inkar terakkiyle böyle buyurdu ki: "Mali münazeul Kur'an." Benim
Ne oldu ki ben Kur'an'a münaze olunuyorum? Kale, Ebu Hüreyre buyurdular ki fentehen nas. Nas vazgeçtiler. Enin kiraati kiraatten me'a Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle beraber okumadan vazgeçtiler. Fîmâ şul bir namazda ki cehere fîye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil kiraat. Resul-i Ekrem Efendimiz kiraatı aşkere okudu. Bu da neden? Minas salavatı namazlardan. Namazlarda kıraati aşikar okuduğu namazlar var ya, işte onlarda Resul-i Ekrem'imiz aşikar okurken cemaat okumaz oldular. Heyne semihu zalike, bunu duyduktan sonra minhü Peygamber Efendimiz'den mali münazevül Kur'an'a kelimesini duyduktan sonra Nas Peygamber Efendimiz'de aşikar okunan namazlarda okumaz oldular. Şimdi bu rivayet edilirken aşikar okunan namazlarda cemaatin okuması yok. Ebu Derda'yı tesdik ediyor. Haddesena Hüseyin ibn Nasrin kâle haddesena el-Firyabiyyü anil-Evza'yi kâle haddesena Zühriyyü an Sa'idin an Ebi Hüreyre radıyallahu anh an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem nehvuhu. Peygamber Efendimiz'den aynı hadisi şerifi rivayet eyledi. Fakat kim? Sa'id. Sa'id ibn el-Müseyyeb olacak. Gayrı ennehu şu kadar var ki kâle Ebu Hüreyre buyurdular ki fetteazel müslümun, Müslümanlar ittihaz ettiler. Yani vaaz olarak kabul ettiler. Bizarike bu. Bu bize ibret oldu, nesihat oldu dediler. Felem yekunu yakraun. Okur olmadılar. Ondan sonra da okumadılar. Bu rivayette bu fazla var. Haddesen ibn Ebi Davud kâle haddesen el-Hüseyin ibn Abdil Evvel el-Ahvalu kâle haddesen Ebu Halid سليمان بن حيان قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه حضرت أبو هريرة رواته لدى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبر فمز بيقولر إنما جعل الإمام إمام قلندي ليتم به أن اكتداء دله فإذا قرأ إمام قدمي فأنصتوا سسكت دله إمام ليه için çünkü ona اكتداء دله çünkü إمام قدو وقتها siz sükut edin. Haddesen Ebu Bekir'te kâle, haddesen Ebu Ahmed'e Muhammed ibn-i Abdillah ibn-i Zübeyir kâle, haddesen Yunus ibn-i Ebi İshak en Ebi İshak, en Ebi Lahbas en Abdillah kâle, kânu yakraûne khalfen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in peşini okurdular. Fekâle Peygamber Efendimiz buyurdu ki hallettum aleyye, benim üzerime karıştırdınız el kiraate kiraati. Resul-i Ekrem Efendimiz okuyor, onlar da okuyor. Resul-i Ekrem Efendimiz dedi ki benim kıraatimi karıştırdınız, bozdunuz. Haddesena Ahmed ibn Abdurrahman kâle haddesena ammi Abdullah ibn Vehbin kâle ahbereni el-Leysu en Yakub'a. Leys, Yakup'tan yani İmam Ebu Yusuf'tan rivayet ediyor. Anin Nu'man, o da Nu'man'dan İmam Ebu Hanife'den. An Musa ibn Ebi Ayşe, Musa ibn Ebi Ayşe'den rivayet ediyor İmam-ı Azam. An Abdullah ibn Şeddat, an Cabir ibn Abdullah. Abdullah ibn Şeddat'tan o da Hazreti Cabir'den rivayet ediyor ki enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle buyurdu men kâne lehu imamı, bir adam ki onun imamı vardır. Fe kıraatul imami imamun kıraati lehu, onun için kıraatun kıraattir. İmamun kıraati işte onun kıraatidir, okuyor. Onun okumasına lüzum yoktur. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر جابر. Burada Abdullah bin Şeddat Peygamber Efendimiz'den rivayet etti, Cabir'i zikreylemedi. Aynı hadisi şerif. وَإِذَا أَبُوْ بَكْرَةَ حَدَّسَنَا. Evet, Ebu Bekir'e rivayet eyledi. Yani yukarıda Şeddat bizzat Peygamber Efendimiz'den rivayet edince hadis mürsel oluyor. Acaba bu hadis mürsel mi? Sahabelerden bir kimse yok mu? وَإِذَا أَبُوْ بَكْرَةَ. Bunu araştırdık, baktık ki Ebu Bekir'e حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ أَحْمَدْ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّاتِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. Ehli Basra'dan bir adamdan rivayet ediyor. O da kimden? عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz'de نَحْوَهُ hadisi şerifin mislini. Yani hadis mürsel imiş. Mürsel evvelden, sonradan da Ehli Basra'dan bir adam deyince yalnız bu adam kim olduğunu söylemiyor. Hadis muttasil oluyor.
حدثنا أبو أمية قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا الحسن بن صالح عن جابر وليس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حزرت جابر بن burada ليس Ebu Zübeyr rivayet ediyor. Ondan da Cabir-i Cuhfi ve Leys rivayet ediyorlar. Senet müttasil oluyor. Haddesene ibn-i Ebi Davud ve Fahdun. Kala haddesene Ahmet ibn-i Abdillah ibn-i Yunus. Kala haddesene el-Hasad ibn-i Salih. En Cabir'in yani el-Cuhfi. Cabir-i Cuhfi'den rivayet eyledi. O da kimden? An Ebu Zübeyr. En Cabir'in o da Cabir ibn-i Abdullah'tan. O da kimden? An-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in rivayet eyledi. Nehvuhu. وحديث شريف مسلم. وحدثنا فهد قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن حي عن جابر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله عبد الله بن عمر ذن أين حديث شريف رواته له. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا يحيى بن سلام قال حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم Cabir ibn Abdullah'tan rivayet eyledi ki ennehu kal Hazreti Cabir buyurdu men sallâ raketin bir adam bir namaz kılarsa ve lem yekre fîhe onu okumazsa bir ümmül Kur'an Fatiha-i Şerife'yi okumazsa fe lem yusallî o adam kılmadı o namazı kılmamış oldu illa vera el imam illa imamın peşinde olurdu okumazsa ha, namaz kılmış oldu ama kendi başına kılar da Fatiha'yı okumazsa namazı kılmamış oldu. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن وهب بن كيسان عن جابر مثله إمام التحابين حديث الشريف إمام يونس تركيلة رواية ديور ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط بو ikinci senette Peygamber Efendimiz'i zikreylemedi yani Cabir ibn Abdullah'ın kendisinde vakfettiği hadis. حدثنا فهد قال حدثنا إسماعيل İsmail ibn Musa ibn-i Süddi kâle haddesene malikün fezeker mislehu bi isnadihi. Bu isnatla İmam-ı Tahavi Fehed terigiyle de bu hadisi rivayet eyledi. Kâle bu rivayete dedi ki fekultu İsmail diyor ki ben dedim malikim malike dedim ki erfe'uhu bu hadisi ref edeyim mi? Yani Resulullah Efendimiz buyurmuştur diyeyim mi? فقال İmam Malik buyurdu ki خُذُوا بِرِجْلِهِ bunun ayağından tutunuz. Yani bu hadisi şerif merfu değildir, mevkuftur. Öyle başından değil, ayağından tutunuz. Hadis Cabir'de mevkuftur. Yani rivayet eden fetvayı veren Hazreti Cabir'dir. Peygamber Efendimiz'den duydum diye rivayete gelmemiştir. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو أن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال حضرت أنس رواية edildi ki حضرت أنس buyurdular قال صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz namaz kıldırdı ثم أقبل بوجهه sonra yüzünü döndürdü فقال buyurdular ki أتقرؤون والإمام يقرأ İmam okurken siz Kur'an mı okuyorsunuz? Yani namazın içinde imam okuyor. O imam okuduğu halde siz de okuyorsunuz. Fesekutu sükut ettiler. Fesalehum selasen üç kere sordu. Fakat dediler ki inna le nef'alu ya Resulullah biz bunu yapıyoruz. İmam okurken biz de okuyoruz. Kâle Resul-i Ekrem'imiz buyurdular ki fela tef'alu bir daha bunu yapmayınız. İmam okurken siz okumayınız. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fakat beyyenna biz beyan eyledik bima zikrena zikrettiğimiz hadislerle kimden? Hani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den Peygamber Efendimiz men kâne lehu imamun fekirâtul imami lehu kirâdî diye rivayet ettik ya işte bununla beyan eylemiş olduk neyi? Hilâfe mâ revâ ibâdetü bin Samit'in rivayet ettiği hadisin hilâfını zikretmiş olduk. Hazreti Übâde İmamın peşinde kıraati emrediyordu. Öyleyse bu hadisi şerifte onun hilafı oldu ki imam okuduğu vakitte siz okumayınız diye Resul-i Ekrem'imizin emri oldu. فَلَمَّ اَخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْاَثَارُ الْمَرْوِيَّةُ فِي ذَلِكِ İmamın peşindeki
kıraat meselesinde rivayet edilen hadisler vaktaki muhtelif oldular. Oku diye emir de var, okuma diye emir de var. İltemesna hükmehu min tarifin nazar. Bir de kıyas terikiyle bunun hükmünü aradık, iltimas ettik ki acaba kıyasın nasıldır? Fara'eynâhum cemiyan. Biz hepsini gördük. Bu ulemanın ihtilaf edenleri, etmeyenlerin hepsini gördük ki la yahtelifûne. Bunlar ihtilaf etmiyorlar. Etmediler. Fil recülü bir adımdan ki yetil imame, imama gelir. Vehve râkûn. İmam da rükûdadır. Bu adam gelir. E ennehu yükebbiru, tekbir alır ve yerke'u mâhu, onunla beraber rükû eder. Yani ayakta tekbir almaz. Geldi ki imam rükûda, o da hemen rükû'a vardı, rükûda tekbir aldı. İmama rükûda ikra etmiş oldu. Bu adam gelirse, rükûda imamı bulursa, ve yerke'u yükebbiru, ayakta tekbir alır. Ayakta tekbir alır ve yerke rükû ederse ma'ahu, imamla beraber. Ve ya'teddu, işte bu adam sayar tilke rekete, o reketi bir reket sayar. Ve in lem yekra fiha şeyen, onda bir şey okumadı ise de fakat bir reket sayar. Geldi ki imam rükûda, o adam ayakta durur, ayakta tekbiri alır. Ondan sonra rükûa gider hiç Kur'an okumadan. İmamla beraber rükû yaparsa o reketi kılmış oldu. O reketi kılmış oldu ama Kur'an okumadı. Okumasın. Çünkü zaruret dolayısıyla kıraatından sakit oldu. Bunda ihtilaf etmiyorlar. فَلَمَّا اَجْزَاهُ ذَلِكَ. Bak peki bu adama bu kifayet eyledi. Hiç Kur'an okumada imama iktida etti. فِي حَالِ خَوْفِهِ. Onun korktuğu halında. Neden? فَوْتَرْ reketi. Reketi kaçırmamak için namazı Fatiha'yı, namazda Fatiha'yı okumadan imama iktida etti ve reketi de sayıldı. İhtemele mühtemil oldu ki en yekune ola. İnnemâ eczehu zâlik, buna bu kifayet etti. O adam kıraat etmeden hemen tekbir aldı, rükûa gitti. Buna kifayet etti. Ne için? Limekâni zarureti, zaruret olduğu için. Çünkü reket kaçıyor, reketi kaçırmamak için bir zaruret oldu. Onun için buna kifayet etti. Buna ihtimali var. Ve ihtemele, yani mühtemil olur ki en yekune, bu ola bu Fatiha'yı terk etmesi. İnnemâ eczehu, ona kifayet eylemedi. Zalik, innemâ eczehu, ona kifayet eyledi. Zalik, bu tekbir alıp da rükûa gitmek okumadan ona kifayet etti. Lennel kıraate, zira kıraat, halfel imam, imamın peşinde kıraat, leyset aleyhi farzdan, ona farz değildir. Müktedi adam, ona zaten kıraat farz değildi ki okuya. Tekbir aldı, rükûa gitti. Onun için bu tamam oldu. Caiz ki bunun için olur. Şimdi burada iki ihtimal var. Ayakta tekbir aldı, rükûa gitti, namazı kıldı, namazı tamam. Niçin tamam? Fatiha'yı okumadan. Bir ihtimal ki zaruret var, Fatiha'yı okusa reket fert olacak. Bir de var ki kıraat, Fatiha'yı okumak zaten buna farz değildi. Farz, oğlum bir şeyi terk etmedi. Onun için namazı tamam. فَاَتَبَرْنَا ذَلِكَ. Biz bunu itibar eyledik. فَرَئَيْنَهُمْ. Biz ulemayı gördük, itibar ettik. Yani acaba hüküm nasıldır? Bu iki ihtimaldan hangi birisi daha kuvvetlidir? O tercih edilecek. فَرَئَيْنَهُمْ. Biz ulemayı gördük ki لَا يَخْتَلِفُونَ. Onlar ihtilaf etmezler. Ki اَنَّ مَنْ جَائِلَ الْاِمَامِ. Bir adam imama gelse وَهُوَ رَاكِنْ. O imam da rükûdadır. فَرَكَعَ. Rükû eylese. Neden evvel rükû eylese? قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ بِتَكْبِيرَةٍ كَانَ مِنْهُ. Bir tekbir imkanı mıydı? Tekbir getirmeden namaza girse. Geldi ki imam rükûda, hemen rükûa gitti, rükûda tekbir aldı. Öyle yapsa. Kablen yedhule duhul etmezden evvel rükûa ise fi salati namaza. Neyle? Bir tekbirin, bir tekbir ile ki kâne oldu minhu, kendisinden. Kendisinden bir tekbir getirmedikçe rükûa girdi. İnne zâlike bu, la yücizivuhu, ona kifayet etmez. Niye? Ayakta tekbir alacaktı. Ayakta tekbir almadı. Rükû'a gittikten sonra tekbir aldı. Bunda da ihtilaf etmiyorlar ki bu namaz olmaz. وَاِنْ كَانِ اِنَّمَا تَرَكَهُ لِحَالِ الزَّرُولَةِ. İsterse onu hali zaruret için terk etsin. Yani ben ayakta tekbir alsam rükû fevt edilecekti. Onun için rükû'a gideyim de sonra tekbir alayım dese,
zaruret oldu diye böyle yapsa bile bu namaz olmaz, kifayet etmez. O zaruret de ne? Ve havfi fevati reke. Rekatin fevti havfi. Vav müfessiri oluyor. Hali zaruret ne oluyormuş burada? Rekat kaçıyor. Onun için ayakta tekbir almamış da rükuda tekbir almış. Dese bile bu buna kifayet etmez. Namaz olmaz. فَكَانَ لَا بُدَّ Elbette lazım oldu lehu adama min kavmetin bir kavmetin ayakta durmak. فِي حَالِ الزَّرُورَةِ حَالِ زَرُورَةِ ki ve خَوْفِ فَوَاتِ الرَّكَ rek'etin fevdi korkusu var. Böyle bir hali zaruret olsa bile o adam bir kavme yapacak, ayakta duracak. Çünkü ayakta durmak namazın şartlarından. Ayakta duracak, ondan sonra Allahu Ekber diyecek, o farz yerini bulacak, ondan sonra rükûa gidecek. فَكَانَ لَا بُدَّ لَهُ Öyleyse elbette o adama lazım oldu min kavmetin bir kıyamdan fi hali darureti ve gayri hali darureti. Hali darurette olsun, hali daruretin gayrisinde olsun, bir kavmi ona lazım oldu. Öyleyse bundan ne anlaşılıyor? Ha, bundan şu anlaşılıyor ki فَهَذِي صِفَاتُ الْفَرَيْهِ Farzların sıfatı budur. اَلَّتُ اِلَى فَرَضَرْكِ لَا بُدَّ مِنْ هَفِ السَّلَاةِ Namazda elbette onları yapmak lazımdır. Onların sıfatı budur ki onların hiçbirisi terk edilmez. وَلَا تُجْزِئُ السَّلَاةُ Namaz kifayet etmez. اِلَّا بِيْسَابَتْ يَا اِلَّا ona isabet edecek, onu yapacak ki namaz caiz olay, yoksa caiz olmaz. فَلَمَّا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ Vaktaki kıraat oldu. مُخَالِفَةً لِذَالِكْ Bu farzlara muhalif oldu. وَسَاقِتَةً Kıraat sakit oldu. فِي حَالِ الدَّرُولَةِ Zaruret halinde sakit oldu. İşte geldi ki İmam Rükû'da ben bu şeyi Fatiha'yı okusam namaz rükû fethedilecek, reket gidecek. Ayakta tekbir alır, kıraat yapmazsan kıraat orada sakit oluyor, rükûa gider. Bu ki böyle oldu. Anlaşıldı. Bundan ne anlaşıldı? Kânet öyleyse kıraat oldu. Min gayri cinsi zalik. O feraizin cinsinin gayrisinden oldu. Feraiz cinsinden değil. Çünkü farzlar terk edilmez. Eğer farz olmuş olsaydı illa onu ne surette olursa olsun okuyacaktı. Çünkü namaz kıyamsız, rükûsuz, sücûsuz, taharetsiz olmaz. Bunlar nasıl sakit olmuyorsa o da öyle sakit olmazdı. O ki sakit oldu. Bundan anlaşıldı ki müktediye kıraat farz değil. Onun için sakit oldu. Fekânet kıraat oldu fin nazarı kıyasla eyda bu eserlerde geldiği gibi sakit eden sakit oldu. Fi gayri hâleti zarure zaruret halinin gayrisinde de sakit olduğu kıraat. O da neymiş? İmamın peşinde namaz kılan bir kimsede zaruret yok. İmamla beraber duruyor. İmamın okuduğu onun okuduğudur. Onun okumasının lazım değildir. Fatiha kıraat ondan sakittir. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ فِي هَذَا İşte bu mesele hakkında nezer kıyasla budur. وَهُوَ قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Bu üç imamın kavli de budur. Evet, müktedinin imamın peşinde kılan bir adamın Fatiha okuması yoktur. İmam Muhammed'den bir rivayet var ki gizli okunan yerlerde Fatiha-i Şerifesi okuması müstehaptır. Bunda Hanefi fıkıh kitaplarında ihtilaf ediliyor. Bazıları bunu zikrediyor, bazıları da hayır. Bunu takip ediyorlar, araştırıyorlar ki İmam Muhammed'in bu mesele hakkında İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'tan ayrılığı yoktur. Neticede budur. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adama itiraz etse dese ki فَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ashab-ı Resulullah'tan bir cemaatten rivayet edildi ki اَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَوْنَ خَلْفَ الْاِمَامِ Onlar imamın peşinde okurdular. وَيَمُرُونَ بِذَالِكِ Okumayı da emrederdiler. Buna ne diyeceksiniz? Bunlar ashab-ı kiramdan kendileri okurdular ve okumayı da emrederdiler. Şimdi bunları da beyan ediyor İmam-ı Tahavi. فَذَكَرَ İmam-ı Tahavi zikreyledi. مَاشُولْ bir rivayeti ki حَدَّسَنَا Onlara rivayet edilmiş kim? Salih ibn Abdurrahman. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن جواب بن عبيد الله التيمي قال حدثنا يزيد بن شريك أبو إبراهيم التيمي أنه قال أبو إبراهيم يزيد بن شريك كن يسيد أبو إبراهيم التيمي وددك سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه Hazreti Ömer'e sordum.
enil kıraeti halfel imam, imamın peşinde okumadan, imama uyuduğum vakitte namazda kıraat imam peşinde okuyayım mı? Fekale li Hazreti Ömer bana dedi ki ikra oku. Şimdi burada Hazreti Ömer oku diye emreylemiş. Fekultu Ebu İbrahim diyor ki ben dedim ki ve in kuntu halfek, senin peşinde namaz kılsam da okuyayım mı? Kale ve in kuntu halfi, isterse benim peşimde namaz kıl gene oku. Kultu Ebu İbrahim diyor ki ben dedim ki ve in karate, sana uydum fakat sen okuyorsun, sen okuduğun halde de okuyayım mı? Kale Hazreti Ömer buyurdu ki ve in karate, ben okusam bile sen gene oku. Yani oku dediği Fatiha-i Şerif esas söz onun üzerinde. Hazreti Ömer'i iktida etse, Hazreti Ömer de Kur'an okuyor olsa yine onun peşinde Fatiha'yı okumasını emrediyor. Haddesena Salihun gâli haddesena Sa'idun gâli haddesena Hüseymün gâli ahverena Ebu Bişin an Mücahidin gâli semiyatu Abdullah ibn Amr'in. Mücahid'den rivayet ediliyor ki ben Abdullah ibn Amr ibn al-Asi işittim. يَقْرَوْ اُكُرْدِ خَلْفَ الْاِمَامِ İmamın peşinde. فِي صَلَاتِ الظُّهْرِ Önle namazında. Neden okurdu? مِنْ سُورَةِ مَرْيَمْ Sûre-i Meryem'den okurdu. Bunu işittim. İmama iktida etmiş Hazreti Abdullah hem de Sûre-i Meryem'den okurdu. Bunu işittiğini Mücahit söylüyor. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَاً حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعَتُ مُجَاهِدًا Ben Mücahid'i işittim. يَقُولُ buyururdu ki صَلَّيْتُ مَا عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عَمْرٍ Abdullah ibn Amr ibn Las ile namaz kıldım. El-Zuhre vel-Asr'ı önleyi ve ikindiyi. Fekâne yekrev okurdu halfel imam imamı peşinde okurdu. Kıyle lehu böyle diyen adama denilir ki Kadruviye hâda bu rivayet edildi kimden? Amme zekerdüm sizin zikrettiğiniz adamlardan bu rivayetler geldi. Ve kadruviye an gayrihim fakat gayrilerinden de rivayet olundu. Bi hilafi zalik bunun hilafına. Ashab-ı kiramdan bu zatlar müktediye okumalarını emretmişler fakat bunun hilafına da rivayetler geldi. Haddesena Fâdun gâle haddesena Ebu Nu'ayn gâle semiyetü Muhammed ibn Abdirrahman ibn Ebi Leyla. Bu Muhammed ibn Abdirrahman eşittim diyor Ebu Nu'ayn ki bu ve merre alâ dâri ibn Esbahani ibn İsbahani'nin evinin önünden geçtiydi. Kale o vakitte evi görünce dedi ki haddeseni sahibi hadiddar. Bu darın sahibi bana rivayet eyledi. Yani İbn-i İsbahani rivayet eylemiş. Ve kâne kadgara alâ ebi. Bu zat benim babamdan da ders okuduydu. Onun babası kim? Abdurrahman. Bedel, ebiden bedel kim? Abdurrahman. Babam Abdurrahman'dan ders okumuştu. Kimden rivayet etti o İbn-i İsbahani? Anil Muhtar ibn Abdullah ibn Ebi Leyla. Muhtar ibn Abdullah ibn Ebi Leyla'dan rivayet eyledi ki kâle. Muhtar dedi ki kâle Aliyyün Hazreti Ali kerramallahu veşe ve radıyallahu anh buyurdular. Men gara halfel imam feleyse alel fitre. Men gara her kim okursa halfel imam imamın peşinde feleyse o adam olmadı alel fitreti fitreti İslam üzerine olmadı. Yani fitreti İslam'dan hariçtir. Okumak yoktur. Haddesena Nasr ibn Merzuk kâle haddesena el-Husayb kâle haddesena Vehib ibn Halid an Mansur ibn el-Mu'temir an Ebi Vail an ibn Mesud Abdullah bin Mesud'den rivayet eyledi. Kâle buyurdular ki ensit lil-kiraati kiraat için sükut et fe inne fi's-salati namaz içinde ol vardır şöyle meşguliyet vardır. İnnenin haberi tekaddüm etmiş ve inne şoğulun fissalatı. Namazda şoğul vardır. Ve seyyek fiyike sene kafidir. Zalik o kıraate el imamu imam kafidir. Sen Kur'an okuma, sükut et. İmamın okuması sene kafidir. Haddesena Mübeşşir ibn-i Hasan kâle haddesena Ebu Amir. Ebu Asim yazılı sahihi. Doğrusu Ebu Amir'in akadî. Ve Ebu Cabir. Bu ikisi Ebu Amir ve Ebu Cabir rivayet eylediler. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tehavi dedi ki ene eşükkü. Ben şekk ediyorum ki Ebu Amir miydi, Ebu Cabir miydi? Bunların birisi rivayet etmiş. Kimden? En Şuhbe'de. En Mansur'un o da Mansur'da.
an Ebi Vail, an Abdillah. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildi, mislehu. Aynı hadis-i şerifin mislini ki okunurken siz sükut ediniz, namazda meşguliyet olacak huzur vardır. İmamın okunması size, sizin okumanıza kifayet eder. Haddesena Revhü bin el-Ferec, haddesena Yusuf bin Adi, haddesena Bil-Ahras, an Mansurin, an Ebi Vail, an İbn Mes'udin, lehuzun. Aynı hadis-i şerifi Revhü bin el-Ferec başka bir rivayete rivayet ediyor. Haddesena Ebu Bekir'de, haddesena Ebu Davud, haddesena Hüdeycü bin Muaviye. Burada hainen yazmış, sahih-i Hüdeycü bin Muaviye. An Ebi İshak, an el-Kemete, an İbn Mes'udin, Abdullah bin Mes'ud'den rivayet eyledi. Kâli Abdullah bin Mesud buyurdular ki leytellezî yekrevû, okuyan adam keşke olsaydı ki, nerede okuyan? Halfel imam, imamın peşinde okuyan adam keşke olsaydı, müle'e fûhû, ağzı dolmuş olsaydı turaben toprak. Yani okumak iyi değil, keşke onun ağzı toprakta olsaydı da okumasaydı. Haddesena Hüseyin bin Nesrin, kâli haddesena Ebu Nuaym, قال حدثنا سفيان عن الزبير عن إبراهيم عن الكمة نحبه. إمام التحاوي حسين بن نصر تركي لذا وحديث رواه ديور كليت الذي يكره خلف الإمام ملئ فوه ترابا ويرمش عبد الله بن مسعود. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح أن بكر بن عمرو أن عبيد الله بن مكسم أنه سأل عبد الله بن عمر. Ubeydullah bin Müksem diyor ki ben Abdullah bin Ömer'e sordum ve Zeyd bin Sabit, Zeyd bin Sabit'e sordum ve Cabir bin Abdullah, Cabir bin Abdullah'a sordum. Üçüne de sordum ki imama iktida eden kimse Kur'an okuyacak mı? Fatiha okuyacak mı? Fakat buyurdular ki la takravu halfel imami fi şeyin minas salavat. La takravu, okumayınız. Halfel imam, imamın peşinde. Fi şeyin minas salavat, namazların hiçbirisinde. Hiçbir namazda imamın peşinde namaz, imama ikta ettikten sonra okumayınız buyurdu. Bu üç ile böyle fetva vermişler. Haddesena Yunus'u, kâle haddesena ibn-i Vehbin, kâle akhbereni Mahremetu en ebihi. Mahremenin babası Bükeyr. Bükeyr ibn Abdullah. Mahreme babası Bükeyr ibn Abdullah'tan rivayet ediyor. O da kimden? En Ubeydillah ibn-i Miksem. Yine Ubeydillah ibn-i Miksem'e çıkıyor. قال سمعت جابر بن عبد الله عبيد الله جابر بن عبد الله ثم رواه ediyor ثم ذكر الحديث مثل ذلك aynen bu hadisi o da zikreyledi. Hadisin 3 senedi oldu. وحدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت سمعه. Burada da Ata İbni Yasar, Zeyd İbni Sabit'ten rivayet ediyor ki Semi'ahu, Ata Hazreti Zeyd'i işitti. Yekul der, olduğunu işitti. La takra halfel imami fi şeyin mine salavat. Ata İbni Yasar diyor ki Zeyd İbni Sabit'i işittim, buyurdular ki la takra, okuma, halfel imam, imamın peşinde, fi şeyin mine salavat, namazların hiçbirisinde okuma buyurdu. Ebu Eyni Ma'anil Ehbarında da diyor ki bu senet senedi sahihtir. Yani bunun senedine itiraz edileceği de yoktur. Haddesena Fehdun kâle haddesena Ali ibn Mâbed kâle haddesena İsmail ibn Ebi Kethir en Yezid ibn Kusaytin en Ata ibn Yasar en Zeyd'in mislehu. Yine Ata ibn-i Yasar'dan rivayet ediyor ki o diyor ki Zeyd ibn Sabit'i işittim. O dedi ki hiçbir namazda imamın peşinde Kur'an okuma diye emrilemiş. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene Ebu Salih el-Harraniyyü kâle haddesene Hammad ibn-i Selim'e ene Ebi Cemret'e kâle Kultul ibn Abbas Hamze yazılı ama sahihi Ebi Cemre. Kale, dedi ki قُلْتُ لِبْنِ عَبَّاسٍ, ben Abdullah bin Abbas'a dedim ki اَقْرَوْ وَالْاِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ, اَقْرَوْ, ben Kur'an okuyayım mı? وَالْاِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ, imam da benim önümde. Yani imama iktida etmişim. İmam okuyor, ben o vakitte okuyayım mı? فَقَالَ, Abdullah bin Abbas buyurdular ki لَا, okuma dediler.
حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه أن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل نافع diyor ki عبد الله بن عمر سؤال edildiği vakitteki هل يقرأ أحد خلف الإمام kim bir kimse hiçbir kimse imamın peşinde okur mu يقول عبد الله بن عمر buyurdular ki إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام öyle buyurdular. İza salla ahadukum sizden biriniz namaz kıldığı vakitte halfel imam imamın peşinde fehasbuhu ona kifayet eder kıraatul imam imamın kıraatı ona kifayet eder. Ve kana Abdullah ibn Ömer Abdullah ibn Ömer la yekrav okumazdı halfel imam imamın arkasında okumazdı. Haddesena ibn Merzuk kâle haddesena Vehb kâle haddesena Şöbetü an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Ömer kâle Abdullah ibn Ömer'den Abdullah ibn Dinar rivayet ediyor ki Abdullah ibn Ömer buyurdular yekfike kıraatul imam yekfike sene kifayet eder kıraatul imam imamın okuması sene kifayet eder. Fehaulâi cemaatü min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte ashabi Resulullah'tan şunlar bir cemaattir. Şimdi zikreylediğimiz zatlar bir cemaattir. Cekat ecme'u bunlar icma eylediler. Ela terkil kıraati halfel imam imamın peşine okumayı terk eylediler. Yani yukarıda dediler, getirdi ki okusun diyenler. Ashab-ı kiramdan birçok zatlar hem okumuşlar hem okumayı emretmişler. İmam-ı Tahavi cevaben getirdi ki birçok zatlar da işte burada zikrettik bunlar okumamışlar. Bu okumayı okumayın diye de emretmişler. Bukhari şerhinde aynı diyor ki imamın peşinde okumayı men edenlerin adedi sahabelerden 80 kişiye vasıl olur. Ki aşere-i mübeşşere, abadile bunlardandır. 80 kişi kadar ashab-ı Resulullah'tan onlardan men'i geliyor. Yani imamın peşinde iktida ettiğiniz takdirde okumayı. Hatta belki de diyor bu icma sabit oluyor. İcma-i sükuti. Yani gerçi bu hadisler teker teker geliyor ama heyet-i umumiyesini toplasan büyük bir meblağ oluyor. Bu itiraz da yok. Bu kadar 80 sahabe men etmiş, okumamış ve bunlar hemen hemen icma-i sükuti derecesinde oluyor. وَقَدْ وَافَقَهُمْ onlara muvafıkat eyledi ala zalik bu kıraatın terki hakkında مَا اُلْبُ شَيْتِ قَتُرُوا يَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet eden hadisler de muvafık oldu. O da neden? مِمَّا قَدَّمْنَا biz yukarıda teklim eyledik ya o kimidi? Ebu Derda, Ebu Hureyre, İbn Mesud, Cabir İbn Abdullah, Abdullah İbn Ömer, Enes İbn Malik, Abdullah İbn Şeddat, Ebu Seyyidin Hudri, Abdullah İbn Abbas, Hazreti Ali Kerimullah ve şey işte bunlar hepsinden rivayet geldi ki okumayın. Bunlar da bu rivayetlere muvafık geldi. Ve şahide lehum bunlara şahit de oldu. Nazar-ı kıyas bima kad zekena. Biz nitekim kıyası da zikreyledik ki bir adam geldi de imam-ı rükuda buldu mu ayakta tekbir alır, kıraat etmeksizin rükua gider. Eğer kıraat farz olmuş olsaydı o namazın caiz olmaması lazım idi. Hemen rükua gider ve kıraat etmez. Ona dese ki evet bu zaruret var idi. Farzi terkli zaruret olmaz. Mesela o adam gelse de abdesti yoktu. Bir zaruret var namazı hareketi kaçırmasın diye abdest almasın diyebilir misin? Yok. Mecbur alacak o çünkü o farz. Bu da öyle. Eğer kıraat farz olsa mecburu onu okuması lazım değil. Bu kıyasla geçti. فَذَٰلِكَ اَوْلَى öyleyse bu daha evladır mimma halefe. Bizim bu dediğimiz kıraatin terkini beyan buyurdu İmam-ı Tahavi. Müktedi kıraati terk edecektir ve bunu ispat eyledi. Evet, eserlerle ve kıyasen ispat eyledi. Dedi ki bu rivayeti almak daha evladır. Mimma halefehu buna muhalif olandan daha evladır. Muhalif olan da Hazreti Übade, Hazreti Aişe, Hazreti Ebu Hureyre, Enes, Abdullah ibn Ömer, Amr, Ebi Katade ve Ebi Ümame daha başka bir sahabeden de rivayet edilmiş. O rivayetler yukarıda geçtiydi. Onlardan ise bununla amel etmek daha evladır. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.